Bir soracağım. Elfin Hanım, şimdi az önce Cem Küçük laf arasında şey dedi. Acaba HDP seçmeni AK Parti'den kopabilir. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olarak muhalefet onların da oy vereceği bir isime gösterirse oraya kayabilir. Biraz seçmen boyutunda belki sorayım size yani. Seçmen, bölge seçmeni, HDP seçmeni nasıl algılıyor bu süreci sizce? Evet, izin verirseniz bu konuya dair de birkaç Tabii. düşüncemi belirtmek isterim. Ama önce ben de hani neticede bu konuları daha çok konuşacağız ama 18 Mart'a dair bir söz söylemek Tabii ki, istiyorum. tabii ki. Çanakkale zaferi ulusumuz için, emperyalizme karşı mücadele için çok önemli bir zaferdir. Başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Evet. Benim de büyük dedem Çanakkale Ha, ne güzel. şehididir. Aynen. Allah Hatta rahmet dedem eylesin. Atatürk'ün emriyle şehit çocuğu olduğu için 6 çocuğun en küçüğü olarak Ankara'ya alınmış, köyünden çıkarılmış ve okutulmuştur devlet tarafından. O yüzden hepimizin bu cumhuriyete borcu var. Bugün benim için ayrıca önemli. Bunu şehitlerimizi andıktan sonra ben kişisel olarak parti kapatmalara karşı olduğumu beyan etmek isterim. Tarihimizdeki tüm kapatmaları o zamanlar yaşım yetseydi ve ekranlarda olsaydım muhtemelen o zaman da karşı çıkardım. Bunun içine AKP'nin geldiği geleneğin kapatılması da dahil olmak üzere. Bugün AK Parti iktidardadır ama yarın bir gün iktidarı kaybettiği takdirde kendisiyle ilgili de böyle bir dava açılması söz konusu olduğunda ben ideolojik olarak %100 zıt düşünsem de gene aynı fikri savunurum. Parti kapatmak demokratik düzende bir çözüm değildir. Elbette kişiler suçlu olabilirler. Kişilerin suçları üzerinden yargılamalar da yapılabilir. Yani milletvekilliği bir dokunulmazlığın kalesi ve hani zırhı da değildir. Ama bunun da yöntemleri var. Bugüne kadar süre gelmiş. İşte dönemin sonunu bekliyorlar. Dönemin sonundan sonra yargılamalar başlıyor. Bunlar da değerlendirilebilir. Ben seçmene gelmeden evvel bir Tabii. tespitte de vurgulamak istiyorum. Bir kere açılım sürecini savunup da partiyi kapatmayı da savunmak bana biraz da taban tabana zıt geliyor. Yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi açılıma da karşıydı. Parti kapatmayı da savunuyor. Hani bu biraz daha tutarlı ve istikrarlı bir görüş. Ama AK Yani Parti'nin henüz ne karar vereceğini, ne açıklama yapacağını bilmiyoruz. Bugüne kadar en azından ben AK Parti için söylemedim. Hani bunu savunanlar için peki, söyledim. tamam. Yani peki. Hem hani Çözüm açılımı sürecini AK Parti yürüttüğü için söyledim evet, ben. Yani aslında devlet ben yürüttü, onu da söyleyeyim. Yani Çözüm sürecini devlet yürüttü, devlet, AK Parti doğru, değil. Doğru. Devlet ayrı bir Doğru şey. bir perspektif. Ben de Doğru. çözüm sürecinin yöntemine karşı olan ve bunu çeşitli defalar dile getiren biri olarak bir tespitte bulunmak istiyorum. Bakın HDP'nin geldiği siyasi geleneğin, şimdi biraz seçmene kayarız belki buradan. Oy oranlarına baktığımız vakit 1995'te %4. Atlayarak geliyorum. 2002'de %6, 2009'da %5,7, 2011 bağımsızlarla aldıkları %6,58, 2015 HDP %13. %13. Kapatılmalara tepki midir sizce Hayır, bu? Hayır, bu kapatılma tepkisi değil, bu çözüm sürecinin getirdiği bir sonuçtur aynı zamanda. Yani bu şu nedir? Bakın bu 2015 dediğiniz fark ne var? Aslında yavaş yavaş artıyor. O sürede ne oldu? 2015 şey Ona gelen şöyle sürede. Yorumlar yapılıyor. Tartışalım bunu Yani da. Hem bu Türkiye'lileşme Evet, meselesi hem o tabii var. ki Bir de sadece barajı aşamayacak diye verilen tabii, ama destekler. bakın Bir de şimdi siyasetin alanını genişletme çabası. Ama çözüm sürecinde şu oldu aslında. Şimdi AK Parti'ye yönelik vatandaşların bir ilgisi var, takdiri var. Oy veriyorlar, öyle değil mi? 150'ye yakın oy verdiler o yıllarda. Öyleydi oyları, 150'ye yakın. Evet, AK Parti o dönemde HDP üzerinden çözüm sürecini götürüp de yani bakın hani biz birlikte çalışıyoruz, görüşüyoruz, Türkiye'lileşme iddiaları var. Yani çözüm sürecinin bütünüyle söylüyorum. Aslında o güveni paylaştı. Yani seçmenin ona verdiği güveni HDP'yi meşrulaştırdı tabii, ve tabii, oyunu paylaştı. arttırdı Yani diyorsunuz dedi çözüm ki süreci. vatandaşa yani güvenebilirsiniz dedi. Bak biz güveniyoruz devlet olarak, siz de Peki güvenebilirsiniz çözüm dedi. süreci bittikten sonra HDP'nin oylarında dramatik bir düşüş yaşanmaması Hayır, neye yaşanmadı. bağlanıyorsunuz? Çünkü artık vatandaş da güvendi. Dedi ki sen güven dedin devlet olarak bana. Ben de güvendim. Evet, Türkiye'lileşme iddiasını da görüyorum dedi. Ondan sonrasında
aslında HDP sosyolojisini büyüttü. Yani %6'dan %13 bile çıkardı. Meşruiyet kazandırma açısından tabii. AK Parti'nin bunda rolü var. Peki ama devlet 4-5 yıldır PKK'yı silindir gibi eziyordu. HDP'nin oyu niye düşmüyor? Evet, partilerin arkasından seçmenleri başlamamak lazım. Şimdi bakın ben size şey söyleyeyim. Vatandaş da inanıyor yani HDP'ye oy veren vatandaş demek ki güveniyor, inanıyor. Yani öyle bir sosyoloji oluşmuş. Bunun aksini nasıl iddia edebiliriz ki biz yani aldığı oy ortadayken? Şimdi bu durum böyle. Yani bunu söylememiz lazım. HDP neredeyse AK Parti döneminde iki katı oyunu arttırmış. Yani bu tespiti yapmadan bu kendi yaptığı siyasette de etkisi olur. Hani Türkiye'leşme falan onun da etkisi olur. Başka şeylerin de etkisi olur. Ama AK Parti şunu kaybetti 2015'ten sonra. Ya ben terörist diyorum sen yine oy veriyorsun. Yani neden? Çünkü sen açılım sürecinde değil dedin. Dolayısıyla artık siyaseten o konudaki inandırıcılığını yitirdi. Peki, yani AK Parti açısından söylüyorum. Yani diyelim ki şimdi de tam tersi söyleniyor ve HDP kapatılsın, kapatma davası açılıyor. HDP tabanında bir çözülme sebebi o yoksa tam aksine yükseltir mi? HDP'nin ne yapacağına bağlı. Yani bugüne kadar süre gelen gelenekte işte DEP, HADEP, DEHAP, DTP, HDP bir partiye dönüştü. Arada da bağımsız girdiği dönemler oldu. Şimdi eğer ki HDP kapatılırsa diye konuşalım. Yani kapatılırsa diye konuşalım. Bir parti kuracak mı? Başka zaten biliyorum. Kuramaması için bu arada izleyicilerimizle paylaşalım. Dedi, 687 kişiyi kapsıyor ki evet. Bu 687 kişi arasında gerçekten yok yani Selahattin Demirtaş, Sırrı Sıra Önder, Sabah Tuncel, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş. Ayrıca biraz partiye farklı kanatlardan olan Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana, Altan Tan, Ahmet Türk. Bütün bu isimlerin 5 yıl boyunca siyasetten yasaklanması yani gerektiğini yani orada birinci ihtimal parti kurma ihtimali. Onu bilemiyoruz. Yani bu kadar yasaklı, siyasi yasaklar ama yine de 86 kişi eğilince yeniden parti kurabilirler mi gibi yani yeni geliyoruz. İnsan kaynağı bulurlar diye düşünüyorum o konuda ama partiyi kurabilecek zemin olur mu? Kurabilirler mi? Kurarlar mı? Bunu bilmiyorum. Bir parti, yeni parti kurma. İki, yeniden bağımsız girmeyi deneme. Yani ama siyasetten men edilirlerse onlar, nasıl bağımsız? Ama başkaları da başka muhakkak olacaktır. Diyorsun. Yani bu tamamen... Olacak mıdır? Bunu da tartışalım. Ben merak yani ediyorum. Yani şimdi partiyi kapatıyorsunuz ama hani kadrolarını da alıyorsunuz ama bir oy veren sosyolojik tabanı var. Yani o tabandan da siyasete girmek isteyecekler çıkabilir. Yani bu konuda hani çok net bu çok yüksek bir rakam siyasi yasak olarak neredeyse tüm kadroları zor olur onu söyleyeyim. Yani bugüne kadarkinden daha zor olur yeniden siyasette var olmak. Bu iki ihtimal HDP'nin yeniden var olduğu ihtimal. Hiç yok. Parti kuramadı, bağımsız giremedi. Siz onu soruyorsunuz anladığım evet. Kadarıyla. Ona yanıt vereceğim ama bunları söylemezsem tabii, es geçmiş tabii, olurum tabii. Yani bu ihtimalleri. O durumda ne olur? O durumda ben AK Parti'ye yine tabii belli bir ölçüde tepki oluşabileceğini bu süreçten dolayı. Bu tepkinin de tıpkı 91'deki gibi kısmen CHP'ye yönelebileceğini, kısmen de işte muhafazakar Kürtler dediğimiz sosyolojik grubunda deva ve geleceğe yönelebileceğini düşünüyorum. Bu arada bir izleyicilerimizle de paylaşalım bir hatırlatalım.